bayramla birlikte beslenme alışkanlıkları tekrar normale döndüğünde psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimi gösterirler. Tabii bayramda hamurlu ve yağlı yiyeceklerin, şeker ve çikolatanın geleneklerimize bağlı olarak da biraz daha artış göstermesi bununla birlikte bir takım sağlık problemlerini getirmektedir. Ramazan ayının sonuna geldik. İftar saatlerine göre ayarladığımız yeme düzeninden çıkacağız. Ancak sağlığımız için nasıl bir yeme düzeniyle günlük hayata dönmeliyiz? Bu sorunun cevabını uzmanına sorduk. Diyetisyen Fulya Dibek, karşı karşıya kalacağımız sorunları bu sözlerle anlatıyor. Dibek, ilk kuralın aşırı yemekten uzak durulması olduğunu söylüyor. Bireylerin bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara, ısrarcı tutumlara biraz daha dur demeleri ve aşırı yemek yeme eğiliminden uzak durmaları gerekmektedir. Peki neler yemeliyiz ve nelere dikkat etmeliyiz? Tabii kahvaltı günün en önemli öğünü. Kahvaltı tabii biraz daha hafif, klasik bir kahvaltı şeklinde olmalı. Az yağlı peynirler, zeytin, ara ara yumurta, taze sebzeler ve yeşilliklerle oluşan bir kahvaltı. Tabii içecekler yerine kahve, çay ve kafein içecekler yerine daha çok taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları ve ayran ya da süt tercih edilmelidir. Özellikle bayramlarda ikramlarda sunulan hamurlu şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlılar, meyveli tatlılar veya dondurma tercih edilmelidir. Uzmanlar yeme alışkanlıklarının yanı sıra spor yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor. Günde 45 dakikalık bir sporun yararlı olacağını söyleyen Dibek, hipertansiyon ve kalp hastalarını da uyarıyor. Hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalarının bayram öncesinde sürdürdükleri diyetlerine devam etmeleri gerekmektedir. Özellikle hamur işleri ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak daha çok diyabet hastalarının tatlılardan mümkün olduğunca uzak durmaları gerekmektedir.